Ben Deniz Çınar, yelken sporunu ile uğraşıyorum. Dört yetmiş sınıfında yaşıyorum kardeşimle birlikte, Ateş Çınar'la birlikte. Son iki buçuk senedir de Galatasaray adına yaşıyoruz. Çocukken güverte okumak istiyordum, yani kaptan olmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Yani olayları fazla düşünüyor olabilirim, fazla kafama takıyor olabilirim bu. Yani bizim ekibimiz de benimdir herhalde, bayağı çalışkanımdır. İyi hazırlanmıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden de kötü bir yarış serisi geçti. En sevdiğim yelken. Kardeşim diyeyim. Hadi oradan. Lakabım Dino. Bir anlamı yok yani öyle. Çocukluğumdan beri konulmuş bir şey. Yelken numaramızın anlamı benim yelkene başladığım numara. Optimus sınıfında 10 yaşında. O günden beri de aynı numarayı kullanıyoruz. İdolüm yani Türkiye'de kim olabilir? Yani Kemal Muslubaş, Ali Kemal Tüfekçi olabilir. Onlar eski yelkenciler. Yurt dışında da antrenman partnerlerimiz Şime ve Igor. Olimpiyat şampiyonu oldular bu sene. Onlar diyebilirim. Benim unutamadığım yarış, yani aslında yani olimpiyata katılmaya hak kazandığımız 3 dünya şampiyonusu da sayabilirim. Üçü de birbirinden güzeldi. Unutmak istediğim yarış, geçen seneki Avrupa Şampiyonası, 2015'teki. Çok başarılı geçmemişti o yüzden. Onu saymasak da olur yani. En sinirlendiğim yarış, yani 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışlar diyebilirim. Çünkü iyi hazırlanmıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden de kötü bir yarış serisi geçti. Olduğum yarış, yani son olimpiyat kotasını aldığımız yarış, dünya şampiyonası. Çünkü bir sakatlıktan çıkmıştım ve tekrar kualifiye olmamız zor gözüküyordu ama başardık. Yani o anda mutlu oldum. Yani genelde biz Avrupa'da işte minibüsle seyahat ediyoruz. Yani hep başımıza bir şeyler geliyor oralarda. Yani bir kere mesela trailerin tekerleği kopmuştu o zaman Kaskas'a giderken. Yani o unutamadığım anlardan biri. En beğendiğim antrenör Avustralya'nın antrenörü Kovalenko, Ukraynalı kendisi. Yani çok başarılı bir antrenör. Defalarca olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu çıkarmış bir antrenör.
En iyi hissettiğim yarış. Yani iyi hissettiğim ama işte netice alamadığım Londra Olimpiyat Oyunları. De geçen seneki dünya şampiyonası olabilir Arjantin'deki. Oraya da yani çok iyi hazırlanamamıştık aslında ve yine kötü bir dereceyle döndük. Ya, totemim yok. Yani rutinimiz var. Bu rutinde de işte hep uygulamaya çalışıyoruz. Günlük hayatımızda da, yarışlarda da bunu sürdürüyoruz. Biz sadece rutine dikkat ediyoruz. Yarış zamanlarında hani her zaman ne yapıyorsak onu da yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Çalışkan olmam. Yani bu kadar. Yani olayları fazla düşünüyor olabilirim. Fazla kafama takıyor olabilirim bu. Yani Türkiye'de şimdiye kadar yani Enver Atakan olabilir. Olimpiyat oyunlarında 5.liği var. Evet, bayağı iyi bir sonuç aldı. Yani dünyada da, yani dünyada bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi, seçemedim. Yani bizim ekibimizde benimdir herhalde. Yani bayağı çalışkanımdır. Abim, Deniz Çınar. Kesin. En tembel. Yani bizim ekibimizde yok. Yani biz birlikte antrenman yapıyoruz zaten Galatasaray ekibi olarak. Yani tembel birini seçemedim. Tembel yelkenci yok ya bence. Bilmiyorum yani. Hepimiz çok çalışkanız. En sevdiğim yelkenci. Kardeşim değil. Oradan. Abim yani. En çok konuşan Tora. Tora var bizim genç ekibimiz. Muhtemelen olur. Hiç susmuyor. Denizde karada hep konuşuyor. O da Bora. İkisi. Bora'dır o da. Muhtemelen onun ekibi o da. Sağ olsun Tora ona izin vermiyor konuşmasına pek. En komik olan yani Ateş söyleyeyim kardeşim diyebilirim. En komik benim. Ben. En cimri. Yani öyle bir bizim öyle bir yani seyahat ortamımız ya da bir şey paylaştığımız çok olmuyor ama olduğunda da öyle gözüme çarpan biri olmadı yani. En bonkör herhalde yani kendimi söyleyeyim. Bayağı paylaşırım yani malzeme falan da herkese. En bonkör Deniz Çınar. Her şeyini veriyor insanlarla. Ateş. Ben. Deniz Çınar. En şık. Ateşliyim.
Demedim ya. Tora diyeyim. Kes. Tora'yı gömdüm. Tora'dır ya. Tora. Evet. Tora. Yani kimsenin şarkı söylediğini duymadım. Bilmiyorum. Tora. Ateş. Ben. En sevdiğim yemek... yani bilmiyorum. Belki sebze yemekleri işte, patlıcan falan olabilir. Kazandığım parayla aldım. Yani olimpiyat oyunlarından gelen parayla araba aldık. Onu söyleyebilirim. İlk kazandığımız para herhalde 2008 olimpiyatlara gittiğinde kazandığımız paraydı. Araba almıştık abimle birlikte ortak. Çocukken yani şey güverte okumak istiyordum, yani kaptan olmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Çay. Bitter. Köpek. Halay. Yapmasaydım. 2015 yılında antrenörlük, yani federasyonda antrenörlüğe başlamıştım. Sonra bıraktım. Keşke kabul etmeseydim o işi diyebilirim. En sevdiğim kitap, yani son zamanlarda Hobbit diyebilirim. Hobbit'i okudum. Güzel. O da Yüzüklerin Efendisi. Dizi Narcos. Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco, ustedes eligen plata o plomo. But I don't want to get ahead of myself. Yani çocukken izlediğim, ne bileyim yani, Red Kit falan, güzel onları izledim. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, the only man can keep the Daltons on the run. Bad guys run for cover, when he rides to town, he doesn't give a toot, he can ride, he can shoot, he's the fastest gun around. Favori süper kahramanım. Hangisi?
Örümcek adam. Çok gitmek istediğim yer Antarktika diyebilirim. Yine su sporları, surf, işte windsurf, kitesurf, dalış, bunları yapıyoruz. Ne olurdum? Ya atlet olabilirim, atletizmle de ilgileniyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak. Deniz Çınar, yelken sporunu ile uğraşıyorum. Dört etli sınıfında yaşıyorum kardeşimle birlikte, Ateş Çınar'la birlikte. Son iki buçuk senedir de Galatasaray adına yaşıyoruz. Çocukken güverte okumak istiyordum, ben kaptan olmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Yani olayları fazla düşünüyor olabilirim, fazla kafama takıyor olabilirim bu. Yani bizim ekibimiz de benimdir herhalde, bayağı çalışkanımdır. İyi hazırlanmıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden de kötü bir yarış serisi geçti. En sevdiğim yelken. Kardeşim diyeyim. Oradan.